Hazırlık maçları yapacak Fenerbahçe Antalya'da. Şimdi bir e, tabii milli takım vesaire tam kadro değil ama zaten e, sürekli farklı kadrolarla oynayan bir cins olduğu için eksiklikleri çok fazla önemsediğini düşünmüyorum ben. Yusuf Kenan seninle başlayayım. E, son maçını beğendim Fenerbahçe'nin ilk yarım saat haricinde öyle ifade edeyim. E, Altay'ın da kurtarışları vardı. Rayavaya o kalecisinin de kurtarışları vardı. Hazırlık maçlarında ben çok skora bakan bir Futbol sever değilim. daha Orada Pedron'un sakatlığı çok tatsız Oradan oldu. Oradan geleceğim. O en evet. kötüsünü en sona bıraktım maalesef. Evet sakatlık e, talihsiz oldu. Çok şanssız bir oyuncu. Buraya gelene kadar son 5 sezonda bir kez sakatlanmış. O da bir hafta buraya geldi. Hem e, kas sakatlığı yaşadı hem bileğinden sakatlandı dün. Çok büyük geçmiş olsun. Pedron'un durumu biraz transfer stratejisini de belirleyecek tabii Fenerbahçe'nin. E, ve oyuncu e, yani dışarıda kalan oyuncuların e, listeye dahil edilip edilmeyeceğini de belirleyecek. Burada Bruma mesela listeye belki dahil edilebilir şu an Pedro'nun da sakatlığıyla birlikte. Çünkü Miyazaki için de işte ayrılacak mı teklif var mı takımdan ayrılacak mı söz konusu delikodular vardı. Ee, oradaki stratejiyi belirleyecek. Ee, oyuna gelecek olursak oyun olarak Fenerbahçe yine sezon başından beri oynamaya çalıştığı, Önde baskı yaparak top kazanarak ki attığı gollerde de bunu görüyoruz. Hızlı oynayarak rakip cezası aslında pozisyon buldu. Joshua King'in geri dönüşü çok iyi. Yani King döndü, Pedro sakatlandı. Fenerbahçe'de evet. bu konuda bir şanssızlık söz konusu. E, lakin e, geniş bir rotasyonu var. Batshuayi, King, e, Serdar Dursun ve e, Ener, Valencia. Ener Valencia dörtlü bir forvet hattı var. Serdar Dursun çok e, düşünmediğini ifade edelim. Ama belki oraya, oraya Diego Rossi'yi de dahil edebiliriz. Merkezde de oynayabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Merkeze bir transfer yapılır mı? Kanatlara mı transfer yapılacak? Stoper isteği vardı Fenerbahçe'nin. Takımın halini e, ve fiziksel durumunu görmek için iyiydi. Pek bir değişiklik yok Fenerbahçe'nin oyununda. bir Geriye giriş görmedim en azından. E, maça kötü başladığını söyleyeyim bir kez daha. E, Altay konusunda bazı eleştiriler vardı ligin son bölümünde. Altay bu maçta 3-4 tane net kurtarışı var. E, maçı kazanılmasında da. Hani skor özelinde bakanlar için söylüyorum. Önemli bir payı var ama ben e, tabii sakatlık haricinde fena bir e, hazırlık maçı olmadı diye düşünüyorum Fenerbahçe açısından. Böyle de devam edecektir. O gün? Ee, şimdi João Pedro'nun sakatlığına gelince... Pedro evet performans itibariyle Fenerbahçe'de beklentileri karşılamamış bir önce. Niye düşündün diyeceksin. Ben giriş yaparken biraz fazla düşündüm. Çünkü şu Evet, Joao Pedro'nun 3 ay olmaması Fenerbahçe adına bir oyuncu sayısı açısından, e, oyunu farklılaştırma açısından bir eksiklik olmaması. E, Joao Pedro ile birlikte Ener Valencia'yı da farklı kullanabilirsiniz. Keza Mishiba Shua'yı da. Çünkü orada Batu Jai mesela Valencia ile olsa daha farklı rolde oynatılır. E, ama Pedro ile farklı. E, neden? Şimdi... Ener Valencia ile Batshuayi yana koyduğunuzda biraz Valencia'yı gezici kullanırsınız. Ama Pedro ile oynattığınız zaman Batshuayi kullanırsınız. Batshuayi gezmeyi çok seven bir oyuncu aslında. Evet, Belli öyle. bir yerde e, durmayı sevmiyor. E, Joshua King de döndü. Keza ben Batshuayi ile King'i birbirine benzetiyorum mesela oyun açısından. E, ama karşılık veremedi. Yani Pedro'nun mevcut performans Fenerbahçe'ye bir şey kattı mı? Çok sınırlı. Ve belli maçlarda bir birkaç maçı var. Onun dışında çok sınırlı. E, zaten performansını bence kendisi de beğenmiyordu ama 3 ay sakatlıktan önce sezona girişte bir sakatlık. Son 5 sezonunda bir sakatlık vardı. Evet, demişti, evet bir hafta. E, bir yıllık e, henüz 6 ay dolmadan bu kadar çok sakatlık yaşaması da e, yani fiziksel açıdan acaba geriye mi gidiyor? Bu Korkun şanssızlık getir. ama. Yani bu dünkü sakatlık Hayır, biraz şanssızlık. İlk girişte mesela yaşadığı sakatlık kas sakatlığı. Evet, ]liydi. o kas sakatlığı. Evet. Bu şanssızlık. Buna katılıyorum. Fiziksel olarak geriye gidiyordu zaten. Şimdi bu sakatlıkla birlikte daha da geriye Gidecek. gideceğini düşünüyorum. O, o olabilir. O ihtimal var. Doğru söylüyorsun. Girişte bir sakatlığı vardı, kas sakatlığı sezona başlangıçta. Evet. E, bu sakatlığın ardından zaten fiziksel olarak bu arada beklenti şuydu. Joao Pedro fiziksel olarak toparlar. Toparlar, güç kuvvet kazanır çünkü gücü ve kuvvetliyle sahada fark yaratan bir oyuncu oluyordu çoğu kez. Ee, önceki yıllarında. Ama şimdi bir sakatlıkta e, fiziksel olarak zaten geri planda kalmıştı. Daha da geriye götürür. Gelecek de yani dönüşü itibariyle de gelecek sezon açısından bence soru işareti taşıyor. Kaldı ki dün sakatlık pozisyonunda da rakibinin önüne geçmeyi başarmıştı. aslında o gücü sanki toplamış gibi bir görüntü de vardı. Sonrasında hemen sakatlandı. Çok tanesiz bir durum. Umarım kısa vakti değişir. Ben Enerval'in de şeyde merak ediyorum. Mesela Dünya Kupası'ndan döndükten sonra... Onun durumu iyiymiş. Da... Onun çok ciddi bir sakatlığı ee, yokmuş ama Ben TRT'deki arkadaşlarla da konuştum. Orada hani şey yapmışlar, onun durumu iyiymiş. Biraz vakit geçirmek için sedye istemiş. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi Pedro'nun sakatlığı ve olası hani zaten planlama var Fenerbahçe'de özellikle stoper için. Ee, ama yeni bir transferi gündeme getirir mi? Ne olur Yusuf Kenan? Yani transfer politikasını kesinlikle etkileyecek. Çünkü George Jesus'un bir transfer beklentisi olacaktır diye düşünüyorum. İyi zaten de giderken takım Avrupa'da iyice ihtimalleri biraz daha üst seviyeye var. çıkardı. İki soru işareti var. Bir Luan Perez şimdi de ikinci soru işareti e, Joao Pedro, Pedro oldu. İki soru işareti demek ikisi de 11 oyuncusu olarak görülerek transfer edilmişti. Yani stoper hattına zaten bir beklenti vardı. Eğer üçlü bir merkez savunma sistemiyle oynayacaksa Jorge Jesus, Luan Perez gelse dahi bence oraya bir artı gerekebilir. Ee, ama Luan Perez gelmeyecekse kesin bir artı gerekiyor. Ee, Forvet hattında da bence Forvet de yeterli rotasyona sahip e, Fenerbahçe. Lakin kanatlardaki zenginliği özellikle sol açık açısından e, bulmakta zorlanıyor. Belki orası için bir hamle yapılabilir. Onun dışında çok ciddi bir transfer hamlesi olacağı kanısında değilim. Yani şu ana kadar zaten e, geniş bir kadroya sahip. Yani Dünya Kupası arasına kadar olan Fenerbahçe performansı çok transfer isteyen bir performans değil. Evet. Hatta yani yapmasa Şakasılara neden rağmen. tabii yapmasa neden yaptı de, yapmadı demem. Çünkü kadrosunda stoperi konuşuyoruz. Mesela belki e, stopere takviye ilk etapta görülmeydi ama. O bekleniyor zaten aslında. Dört tane stoperi var mesela. Evet. Ama işte Luan Perez'in durumu çok önemli. Yani Gustavo'yu yani. Arka çok planda beklenmesi Hepsi sakatlandı. Birinin önünde, Lemos bekliyor mesela artık. Arau'yu da oynatabilirsin stoperde. Evet, Onun da çok de fazla denemedi. Ee, ama yine yani orada bir talep var. Hani ne kadar olacak, ne kadar gerçekleşecek bilmiyorum ama o günün söylediği çok doğru. Mert Hakan sakatlandı, Luan Perez sakatlandı. Gustavo, ee, Gustavo'sa ke sakatlandı, ee, Joshua King sakatlandı, Joao Pedro sakatlandı. Bu süreçte aslında birçok önemli ismini sakatlık nedeniyle uzun süre oynatamadı Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçe. Santrofor almasa ne olur? Valencia, Baştay, King, Serdar durur. Ee, hepsini oynatabilir. Hepsini oynatabilirsin. Aynen. Aslında Rakiplerinde elinde... iki tane ya da üç tane zaten oluyor. Aynen. Elinde yine de sakatlık da olsa, ayrılık da olsa fazla alternatif var. Var. Ona göre e, en fazla alternatif merkez yapılmış. orta saha olarak var. Bu arada e, oraya bir hani takviye olmayacaksa tek nokta hani kesin olarak merkez orta saha olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir, bir alternatif bir sabit bulur. E, maliyeti uygun olan veya atıyorum stoper olur, onları yapacaktır. E, Azat Bozkurt yazmış iyi yayınlar diyor Fransa'dan selamlar demiş. O gün abiye özel selam e, çok seviyormuş zaten. Aleyküm Bana <gülüyor> da biz buradan da patron demiş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Buradan <laughs> Teşekkür da kendisine selam olsun. ama neden öyle söylemiş? Selamlar buradan kendisine. Ben kimim ne zaman? Birazdan yapacağız ama araya gideceğiz o yüzden yapmıyorum. E, birazdan aramız olacak çünkü.